Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle aslında hepinizin bildiği, çoğumuzun da zaman zaman kullandığı bir uygulamanın kurulumunu anlatacağım. Neden böyle bir şeye gerek duydum? Ne zamandan beri anlatacaktım? Ha bugün, ha yarın diye bayağı bir geçti üstünden. WeWork uygulamasını hepimiz biliyoruz. Herkes bu uygulamayı bastonsuz kullanılamaz zannediyor. Ama öyle değil. Bu uygulama baston olmadan da kullanılabiliyor. Navigasyon için de kullanabiliyoruz ya da danış hizmeti var biliyorsunuz WeWork'un. Eminim işte WeWork hesabı olanlara işte genelde duyuru atıyor zaten WeWork. Mail gruplarında da görüyoruz. İşte danışta şu kadar dakika hediyemiz ya da işte şu şekilde bir kampanyamız var vesaire tarzında. Danış uygulaması bildiğiniz bir görenden yardım alıyorsunuz. İşte karşınızda gören biri oluyor. Görüntülü arama şeklinde yardım alıyorsunuz. Şimdi olayı şuraya getireceğim. Danış uygulaması bir yerde ücretli. Bu dedikleri doğru. Yani dakika olayı var. Dakika satın alıyorsunuz. Ama siz danış uygulamasına ilk kaydolduğunuz zaman WeWork size otomatik olarak 90 dakika veriyor. Kullanabilmeniz için. Sonrasında da kullanmaya devam etmek isterseniz ya parayla dakika satın alıyorsunuz ya da ayda bir kere WeWork size 45 dakika veriyor. Ya da her ay o 45 dakikanın yenilenmesini bekliyorsunuz. Tamamıyla bu iş tercih meselesi. Hani isteyen dakika da alabilir ama işte ben sürekli kullanmıyorum. Ya benim sürekli ihtiyacım olmuyor. Hani ben para vermek istemiyorum diyenler varsa da aranızda. Zaten WeWork aylık her ay size 45 dakika hediye ediyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ben WeWork'u 2 sene önce baston vardı. O ara bir hesabım vardı ama sonra sildim hesabımı. WeWork'u da kullanmadım. Kaldı gitti. Şimdi hem bilenler hem bilmeyenler için şöyle detaylı bir WeWork'un kurulumunu yapalım. Dakikamız gelecek mi gelmeyecek mi onu görelim. İkinci videoda da yani iki video çekeceğim bu konuda. Diğer videoda da ekran videosu olmayacak o. Onu baştan söyleyeyim. O videoyu doğrudan bilgisayar üzerinden çekeceğim. Yani kayıt alacağım. Orada da bir danış hizmetine bağlanıp bir konuda destek isteyeceğim. Hem de bunu deneyimlemiş olacağız sizlerle. Ama dediğim gibi ilk videomuz tamamıyla kurulumuyla ilgili olacak. Ve az önce verdiğim bilgileri paylaşmak için çektim bu videoyu. İşte danışın hani her ay 45 dakika zaten verdiğini, işte ilk katılanlara 90 dakika hediye ettiğini. Bir de şu ara şöyle bir kampanyası var WeWork'un. Ama ben bu videoyu çektikten bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra bu kampanya sonlanırsa onu bilemem. Şimdi diyelim ben WeWork'u ilk defa açacağım. Danış hizmetine mesela örnek veriyorum işte WeWork'u kullanan bir arkadaşımın ismini verdiğimde kahve dünyasından bir kahve kartı gönderiliyor. Hem bana hem de ona. Hani onun davetiyle katıldığım için. Şimdi uygulamamızı sizlerle bir kuralım arkadaşlar. Açıyorum uygulamayı. Daha hiçbir şey yapmadım. Sizlerle yapacağım her şeyi. Microsoft Launcher. Kullanıcı bilgileri alınıyor. İzin isteyin. Linalk uygulamasının bu cihazın konumuna erişmesine izin tam seçili radyo düğmesi. Yaklaşık seçili değil uygulamayı kullanırken düğmesi. Uygulamayı kullanırken diyebilirsiniz ya da tam da diyebilirsiniz. Tercih tamamıyla yaklaşık tam seçili radyo kendinize kalmış. Yaklaşık seçili değil uygulamayı yalnız bu sefer düğme. İzin verme düğme. Yalnız bu sefer düğme. Uygulamayı kullanırken düğme. Linalk uygulamasının size bildirim gönder. Linalk uygulama izin ver düğme. İzin veriyoruz bunlara. Erişilebilirlik izinleri. Erişilebilir Linalk görme engellilerin kullanımına uygun olarak erişilebilirlik standartlarında sesli komutlarla da kullanabilecek iptal düğme. Tamam düğme. Erişilebilirliğe gönderecek bize. Erişilebilir yukarı git düğme. Erişilebilir indirilen elle kapa. Elle çevirip GSO hack GSO artı kapalı. Microsoft Defender Microsoft Launcher seçmediğinde kapalı seçilim slide kapalı. Talkback kapalı ekrandaki öğeleri set ekran. Talkback kapalı ekranda slide kapalı. İsmi bu. Slide. Duyduğunuz gibi. Slide. Slide ölçü seçenekler. Slide kısa yol ayarları kapalı. Yukarı git düğme. Slide. Slide özelliğini kullan kapalı. İzin veriyorum. Engelle düğme. İzin ver düğme. Tamam. Yukarı git düğme. Şimdi buradan yukarı git düğme. Çıkıyorum. Erişilebilirlik. Yukarı git düğme. Uyarı. Linalk. Uyarı. Navigasyon verebilmek ve nerede kapat düğme. Tamam düğme. Kapat düğme. Navigasyon verebilmek ve nerede olduğunu söyleyebilmek için konum servislerinize erişmemiz gerekiyor. Kapat düğme. Tamam düğme. Tamam dedim. Linalk. Konum izni. Yukarı git düğme. Linalk. Bu uygulamanın her zaman izin ver seçili değil radyo düğmesi. Her zaman. Her zaman izin ver seçili radyo düğmesi. İzin ver demeniz gerekiyor sonrasında yukarı tekrardan. Linalk. Geç düğme. Temalar. Varsayılan tema. Temayı isterseniz yapılandırırsınız buradan. Siyah beyaz tema. Siyah sarı tema. Metin büyüklüğü. İlerleme 40 kat. Bu örnek bir metindir. Uygula düğme. Geç düğme. Uygula deyip devam ediyorum ben. Bunu geç edebilirsiniz. Linalka hoş. Kapat düğme. Giriş yöntemimizi yenile. Giriş yöntemimizi yenile. İleri düğme.
giriş yöntemimizi yeniledik. Artık Playbank'a kayıtlı olduğun e-mail adresine ya da telefon numarana gönderilecek bir doğrulama koduyla uygulamaya kolayca giriş yapabilirsin. Sorun yaşarsan info@playbank.io adresinden bize ulaşabilirsin. Eğer Playbank uygulamasına henüz kaydolmadıysan tanıtım ekranı sonrası bulabileceğin kaydol butonuna tıklamayı unutma. Bizimle yürüdüğün için teşekkürler. Evet, kaydolmamız gerekiyor. Giriş yöntemi de değişmiş bu arada. Bunu da burada görmüş olduk. Giriş yön ileri düğme. İleri diyorum. Playbank'a hoş, kapat düğme. Merhaba, Playbank'a hoş geldin işte. Merhaba, Playbank'a geri düğme. İleri düğme. Playbank'a hoş geldin. Kapat düğme. Merhaba. Playbank'a hoş geldin. İşte Playbank uygulaması ile yapabileceklerinden bazıları. Dilediğin yere navigasyon başlatabilirsin. Sık navigasyon aldığın konumlarını kaydedebilirsin. Çevrendeki popüler mekanları listeleyebilirsin. Toplu taşıma özelliğiyle durak ve hat bilgilerine ulaşabilirsin. Merhaba. Playbank'a geri düğme. İleri düğme. İleri diyorum. Playbank'a hoş. Playbank akıllı bas. Playbank akıllı baston ve Playbank mobil uygulamasını bağlayarak tüm özellikleri geri düğme. Tamam düğme. Tamam dedim. Playbank'a hoş. Playbank uygulaması giriş yap düğme. Kaydol düğme. Kaydol diyorum. E-posta metin alanı. 10.10 kod gönder düğme. Geri. Kod gönder diyorum. Kod gönder düğme. Tabii ki de ben burayı kapatacağım. E-postamın görünmesini istemiyorum. Yükleniyor. XXXX metin alanı. Bekliyorum kodumu. Kodu girin. E-posta adresine gelen doğrulama kodunu aşağıdaki alana ana sayfa şöyle düğme. Çıkalım. Gmail, Instagram, Gmail. Gmail'e gelelim. Uygulama simgesi. Postalarda arama yapın metin alanı. Gezim oluş okunmamış. Playout team. Oturum doğrulama. 1698 koduyla VLOG uygulamasına kod geri düğme. 1698. Genel bakış şöyle düğme. Yapalım. Baş, düğme. Gmail. Playout. XXXX metin alanı. 1, 1, 6, 9, 8, 8. Tamam. Geri düğme. Genel bak, devam et düğme. Devam et dedim. Yükleniyor. Playbank. Geri. Kaydol. Kaydolmak istediğin telefon numarası. Ülke kodu, cep telefonu metin alanı. Ülke kodu metin alanı. Arkadaşlar ben buraları telefon numaramı gireyim geleyim. Bekleyin 2 dakika. Burada bunları kabul etmemiz gerekiyor. Telefon numaramı girdim ve geldim arkadaşlar. İsmimi soy ismimi yazdım. Burada kullanıcı sözleşmesini. Kullanım şart, gizlilik politikası seçili değil seçim kutusu. Bunda gizlilik politikası. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma gizlilik politikası. Bu açılıyor. Genel bak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni birinci aydınlatma metninin amacı ve şirketimiz geri. Tamam, çıktığım zaman geri. Genel bak, kaydol düğme. Devam ederek hizmet gizlilik politikası seçili seçim kutusu. Gördüğünüz gibi seçili oluyor. Devam edip kaydol düğme. Kaydol diyorum. Yükleniyor. Playlog. Görüntüyü bilerek kapattım. Çünkü konumumun gözükmesini istemiyorum. Şimdi sizlerle bakalım dakikamız gelmiş mi gelmemiş mi, bunu nereden göreceğiz bir bakalım. Görüntü şu anlık kapalı çünkü kişisel bilgilerin olduğu profile geçmem de gerekebilir. Ya Türkçesi aslında ben de sizinle ilk defa deniyorum desem yeridir. Çünkü bu danış hizmetini ben hiç kullanmadım ve dakikaların nereden gelip gelmeyeceğini görebileceğim panelde bilmiyorum. Bundan dolayı da biraz da aslında sizinle öğreniyorum desem yeri var. Şimdi. Konumumu kaydet, konumumu paylaş düğme. Konum keşfetme mod, akıllı bastonunu bağla düğme. Keşfet düğme. Bastonumuz yok. Toplu taşıma düğme. Navigasyon al düğme. AVM hareketlilik takibi düğme. Yerlerim düğme. Ana sayfa sekme seçildi. Danış sekme. Danış. Tercihler sekme. Tercihler. Akademi sekme. Akademi. Profil sekme. Profil. Şöyle. Akademi tercihler, danış sekme. Danışa bir gelelim bakalım. Danış. Tercihler, akademi sekme. Profil sekme. Danış. Danış. Danış servisi kullanım şartları. Danış servisini görüşmeyi başlat. İptal. Ana sayfa sekme. İptal. Görüşme. Danış servisini kullanabilmek için kullanım şartlarını kabul. Danış servisi kullanım şartları. Danış servisini kullanabilmek için kullanım şartlarını kabul etmen ve görüşme sırasındaki danış sert danış. Danış sert danış sert görüşmeyi başlat. Danış. Kalan kullanım 90 dakika. Dakika paketi satın al. Danış görüşmesi başlatacağın konuyu seç. Asistana bağlan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 90 dakikamız geldi. Ekran karartma devre dışı. Görüntüyü de açtım. Burada bakın görüyorsunuz. Danış görüş dakika paketi satın al. Kalan kullanım 90 dakika. Evet, 90 dakikamız gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Dakika danış görüşmesi başlatacağın konuyu seç. Buradan konu seçmemiz danış gerekiyor. Danış görüşmesi giyim ve moda seçili değil. Diğer seçili değil. İptal düğme. Diğer ve giyim ve moda var. Biz diğer videoda sizlerle danışa bağlanacağız arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem kusura bakmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.